Güntay Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz Fransa'dasınız. Önce Fransa'daydınız bu fuarda. Öncelikle izlenimlerinizi biraz anlatın, ardından da görücüye çıkan araçları konuşalım. Buyurun. Dün gece döndüm şeyden, Paris Air Show'dan. Paris Air Show'un özelliği dünyanın en önemli savunma ve havacılık fuarı olması, ama biraz daha sivil tarafı ön planda olan bir yer. Dünyada genellikle savunmaya özel fuarlar da söz konusu, ama burada hem savunma, havacılık, uzay hepsinin bir arada olduğu, dünyanın da en fazla ilgi toplayan iki fuarından birisi. Diğeri de Londra'da Farnborough'da yapılıyor. Farnborough Air Show. Onunla dönüşümlü. Bir yıl Paris'te, bir yıl Londra'da yapılıyor. Dolayısıyla bu dünyanın en önemli iki fuarından birisi. Hatta en önemlisi bile diyebilirim. Biraz daha Airbus'un Fransa merkezi olması sebebiyle de burası Airbus'un ev sahipliğinde bir fuar gibi görülüyor. Londra ise daha çok Boeing'in ilgi gösterdiği, sivil anlamda yine altını çizeyim, fuar olarak dikkat çekiyor. Ama toplamda dünyada havacılık, savunma ve uzaya yönelik çalışma yapan şirketler burada ürünlerini görücüye çıkarıyorlar. İlk defa burada çıkarmaya özen gösteriyorlar. Türk uzay, Türkiye'nin uzay sanayi alanında çalışmalar yapan TUSAŞ, İlk aslında buradaki şovunu şeyde yapmıştı. 2019'da Milli Muharip Uçağın mock-up'ını dünyaya tanıtarak yapmıştı ve ilk o zaman çok fazla dikkat çekmişti. Ondan sonra da o çıtayı yükseğe çıkardığı için TUSAŞ daha fazla dikkatle takip edilen, o geliştirdiği her ürün incelenen, fuara gelen yabancı basın tarafından da muhakkak uğranılan, özellikle de tedarik tarafında mesela Boeing'e, Airbus'a, işte Lockheed Martin veyahut da diğer havacılıkla ilgili tedarik zincirinde, evet, böyle kime ürün geliştirebilirim diye şirketlerin fuarda arayış içine girdikleri zaman TUSAŞ da onlardan birisi. Çünkü aynı zamanda da çok iyi bir tedarikçi. Hı hı. Dolayısıyla biz TUSAŞ'ın standında yer aldığımızda oradaki işte gelen misafirlerle, hem biz yabancı misafirlerimizi de oraya davet etmiştik, hem Türkiye'den gelen insanların da orası bir yönüyle merkezdi. Çok yoğun bir şekilde bu anlamda da tedarik zincirinin önemli bir halkası, üretici konumunda bir ülke olmamız, TUSAŞ'ın da bunda önce olması sebebiyle ciddi anlamda yabancı ziyaretçi çekmişti. Ayrıca TUSAŞ'ın burada özel bir şalesi var. Önceden böyle şalemiz olmadı. Şale fuarlarda, hı hı, özel bir bina. Sadece yer, alan gibi. O bina TUSAŞ'a ait. Önünde de özel statik alan dediğimiz şu ürünlerin sergilendiği yer var. Diyebilirim, peki, ki fuarın en gözde yerindeydi. O iki çok tane şeyin, uyduların yer aldığı görsel anlamda çok iyi bir mekanla konuşlanmış. Şalesi de güzeldi. Çok ilgi de çekiyordu. Bir de İki tane yeni ürün getirmiş olmanız çok önemli. Evet, mesela o görücüye çıkan, ilk kez görücüye çıkan araçları siz şöyle bir önce onları anlatın. Özellikle şu mesela genel maksat helikopterimiz çok çok önemli. 925 genel maksat helikopteri, bunun arka bölümdeki şeyi de palet var, açılıyor. Oradan oraya küçük jip de koyabilirsiniz. İşte Orman Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na, sivil amaçlı talep eden her yere verebileceğiniz gibi ordunun da çok önemli genel maksat amaçlı kullanabileceği bir helikopter. Şu kırmızıdan bahsediyorum. Evet. Bu daha küçük kargo İHA. Yani ondan onu aynı şeye koymamak lazım. Onun çok daha değerli. Çünkü o önemli oranda bizim Gökbey'den geliştirilmiş. Onun bir büyük modeli. O 12 kişilik. Bu da 20 kişilik. Hı hı. Tamamen yerli, milli, özgün bir Türk tasarımı bir helikopterden bahsediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu büyüklükte çok az sayıda dünyada helikopter var. Bir de bunun ters taraftan bakarsanız, askeri taraftan Atak 1 vardı. Şimdi bizim Atak 2 var. Mesela Atak 2 de işte 2025'lere falan hazırlanıyor. Uçuşa başladığı zaman dünyada İki tane vardı, üçüncüsü de Türkiye'nin orada ağır taarruz helikopteri. Şimdi bu kabiliyette bir TUSAŞ'tan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'den bahsediyorsunuz. Bu doğal olarak dikkat çekiyor. Ama peki, orada tabii ki sadece biz yokuz. Bizim yarıştığımız çok sayıda ülke var. Şöyle bir Temel Bey'in, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil Bey'in
çizdiği tabloyu anlatırsam daha gideceğimiz daha çok yolun olduğu, mesafenin olduğunu anlarız. Yani bazen de kendimizi peki, gereğinden fazla abartıp mühendislerimizin iştahını, arzusunu kırmanın anlamı yok. 10 yıllık süre içinde dünyadaki ilk 10 havacılık ve uzay sanayi şirketi arasına girme hedefimiz var. Çok güzel. Peki Türk savunma sanayi açısından başkaca önemli araçlar da var. Anka ile başlayalım. Yine onlar da fuardaydı. Biz şöyle bir özelliklerini sıraladık. Birlikte bakalım isterseniz. Evet. Siz de telaffuz edebilirsiniz. İnsansız hava aracı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi mühendisleri tarafından tasarlandı. Yedekli ve otonom uçuş kalkış sistemi var. Acil durum meydanlarına iniş kabiliyeti var. Ne eklemek istersiniz? Şimdi Anka işte bizim bu yanda Baykar'ın geliştirdiği, Baykar Teknoloji'nin geliştirdiği işte Bayraktar, Kızıl Elma, Akıncı gibi İHA grubumuz var. O ve TUSAŞ'ın Anka'sı, Aksungur'u ve Anka 3 İHA'larını koyduğunuzda yan yana Türkiye İHA üreten ülkeler liginde ilk 3'te yer alıyor. Bu sizi zirveye çıkarıyor. Dolayısıyla şimdi burada Anka'yı dediğiniz zaman fuarda geliyor insanlar. Türkiye'nin Anka dediğiniz zaman tamam bunlar bu işi çok iyi biliyor. Özellikleri ne diye soruyorlar detaylı. Anka bizim yeni olan bir şeyimiz değil. Evet. İnsan savarımız artık alıştık. Yani bunu çok konuşmaya. Bunu yurt dışına pazar diyoruz ve şu anda da belki 2024'e yönelik ciddi anlamda bunun pazarlıklarını yapıyorlar. İşte bu yıl 4.3-4.4 seviyelerinde bir ihracat gelirimiz varken 6 milyar dolarlık bir şeyle bu seneyi kapatmak istiyoruz. 2022'de o kadarken bu sene işte burada önemli olan da insan savaşlarının çok ciddi katkısı var. Evet. Ve Türkiye'nin geliştirdiği kabiliyet anlamında Ankara'nın da çok ciddi anlamda bu sürece katkısı söz konusu. Peki Atak gelsin, Atak'a bakalım. Evet, kendi sınıfının en etkin taarruz helikopteri. Türkiye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirildi. Modern elektronik harp sistemlerine sahip ve Avcı Kaska entegre kumanda sistemi var. O nedir mesela? O şimdi Türkiye Aselsan'la birlikte o Avcı Kaska entegre sistemine çok yoğunlaşıyor. Bunun bir üst versiyonu işte savaş uçakları içinde yapıyor. Yani kaskı kafanıza giydiğinizde pilot olarak kendinizi düşünün. Hı hı. Ekranda yapacağınız bütün işlemler bir defa kaskla geliyor ve başınızı çevirerek yönünüzü oradan sesle artık yapay zeka ile bunu geliştirecekler ki çok ciddi anlamda Temel Bey şeyin altını çizmişti. 100 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsetmişti. Bu şu an hem savaş uçaklarında hem de helikopterlerde bu Avcı Kask entegre kumanda sistemi şu an dünyanın üzerinde çalıştığı en önemli sistem. Yani, ve biz bunu büyük ölçüde buna başardık. Hem ciddi anlamda yatırım yapıyoruz hem de önemli oranda bunda mesafe kat etmiş durumdayız. Çok güzel. Koyulan hedeflere de dolayısıyla yaptığımız işlerden dolayı baktığınızda yürüyüp yaklaşma şansımızın yüksek oldu ama dünyanın da gittiği bir yer sadece şey değil yani bu Avcı Kask entegre kumanda sistemi içinde bulunduğunuz helikopter veya uçağı yönettiğiniz kumanda ettiğiniz değil aynı zamanda onun etrafında beraber uçan diğer hava araçlarıyla da iletişime geçtiğiniz, yönlendirdiğiniz, hı hı, ayrıca içinde bulunduğunuz helikopter ve uçağın alt sistemlerinde alta yüklenen işte o faydalı yüklediğimiz mühimmatları şunu bunu yönlendirdiğiniz, harekete geçirdiğiniz, evet, her şeyi kumanda ettiğiniz bir sistemden bahsediyorum. Peki Gökbey'e bakalım. Genel maksat helikopteri diye adlandırılıyor. Taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama, kurtarma ve kıyı ötesi taşıma yapabilecek. 2 mürettebat, 12 yolcu taşıyabiliyor. Bakım kolaylığı sayesinde verimliliğin artması amaçlanıyor diyor Gökbey. Yine orada da bir o ilk kez görücüye çıkanlarda maksat helikopteri vardı. O ondan işte bunun abisi. Abisi, evet, o evet, abisi değil evet, Gökbey'in abisi. Bu bizim, bu Türkiye için bu helikopterin önemi. Tamam. İlk yerli, milli, özgün tasarımımız, hı hı, kısa süre önce de TEİ'nin geliştirdiği yerli, milli diyelim, yerli, milli, özgün motorla uçtu. Yani Türkiye helikopter motorunda başarılı olduğunu bu Gökbey helikopteriyle denedi, test etti. Şu an bu helikopterin her şeysi bize özgün, motoru da bizim. Koyduk, çalışıyoruz. Buradaki başarılar işte o genel maksat helikopteri, daha ağır olan 11 ton seviyesinde olan helikoptere bizi götürdü, onu yapmaya götürdü. Bunun motoru ona da aktarılacak, onu da özgün bir motor olacak. Aynı zamanda Atak 2
Evet. O taarruz helikopterimiz Atak-1'in gelişmiş modelinin de aynı zamanda en önemli nüvelerini bunun üzerinde test edeceğiz. Hı hı. Onun da motor tarafına da ciddi anlamda katkı sunacak. Şu an onun motoru Ukrayna'dan geliyor. Dolayısıyla orada Atak-1'de yaşadığımız ihracat kısıtı, Pakistan'da bir anlaşma yapmıştık. Uzun süre veremedik Amerika'dan motor onayı alamadığımız için. Atak-2'de böyle bir sorunlar olmayacak. Gökbey'de zaten söz konusu değil. Genel maksat helikopterinin büyüyor işte 20 kişilik olanda. Onda da söz konusu değil. Dolayısıyla Gökbey baktığınızda yerli milli özgün helikopterimiz. İlk göz bebeğimiz olması hasebiyle Gökbey önemli. Peki Hürkuş'a bakalım, o da Paris'teydi. Yeni nesil temel eğitim uçağı diye geçer. İki prototip uçakla 530 sorti uçuşta 567 saat havada kaldı. Maksimum seyir hızı 574 kilometre bölü saat. 15.000 feet yükseklikte maksimum havada kalma süresi 4 saat 15 dakika. Özellikle bunun bir anlamı var mı? Şimdi bu bizim eğitim uçağımız, 2012'de biz bunu uçurduk. Yeni değil. Ve ilk tasarlayıp uçurduğumuz uçak olma özelliği var. Bu TUSAŞ'a ve Türkiye'ye bir uçak yapma, uçurma, harekete geçirme, gökyüzüne çıkarma, kendi pilotunuzla testlerini yapma kabiliyeti kazandırdı. Dolayısıyla 2012'den günümüze hesap ettiğinizde yaklaşık 12-13 yıllık, 10-11 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. O süreçte çok sayıda uçuşlar yapıldı ve şimdi bunun Hürkuş 2'si yapılıyor. Hı hı. Çünkü o dönemde isterler, hava kuvvetlerinin talep ettiği şeyler arttı. Bunda da ciddi anlamda kabiliyet kazandık. Ve Türkiye'nin ilk şeyli uçağı diyelim, eğitim uçağı da olsa ilk tasarlayıp uçurduğumuz yıllar sonraki uçağımız. Bundan sonraki asıl önemli olan herhalde bundan sonraki... Kaan var sonraki. Kaan var, Hürjet var, onu demek istedim. Tamam, bir Kaan'a bir bakalım, Hürjet'e de sizin üzerinden geçersiniz. Kaan da yine Milli Muharip Uçak 5. nesil savaş uçağımız, harekat alanındaki resmin anlık ve etkin şekilde aktarımını yapabiliyor. Muharebe esnasında oluşan hasarı tespit edip pilota bilgi veriyor. Dost ülke unsurlarıyla birlikte çalışabiliyor. Yani bir fotoğraf çekme kabiliyeti var anladığım kadarıyla. Bu Kaan'daki aslında tarif edilen şeyler fotoğraftan daha fazlası. Çok çok öteye. Çünkü yeni nesil, 5. nesil savaş uçakları eski nesil uçaklar gibi dogfighter, yakın dalaşma şeyinden öteye havada bir uçan bilgisayar komuta kontrol merkezi gibi hareket ediyor. Hı hı. Tehlikelere çok yaklaşmasına gerek kalmıyor. Kendi sistemleriyle, akıllı sistemleriyle, yapay zeka ileride yoğun şekilde bunlar da kullanılacak. Bilgisayar sistemi, radar sistemi, etkileşimleri, bu tek başına da uçmuyor, yanında diğer hava araçlarını da komuta edebiliyor. Özellikle insan hava araçlarını, az önce kask anlattık ya, işte bunun içinde oturan pilot kaskını da taktığı zaman etrafındaki bir hava gücüyle beraber hareket etmiş oluyor ve bu da o hava gücünün en önemli komuta kontrol merkezi, komuta kontrol uçağı olarak yapılıyor. 5. nesil şu an Türkiye bunun işte Block 10 dediğimiz F-16'dan bir tık yukarıda, F-35'ten bir tık aşağıda bir modelini yapacaklar. Blok 10 olarak. Onu işte 2028'de. Daha sonra Blok 20 biraz daha yukarı. Blok 30'a geldiğimizde motoru, her şeysi tamamıyla Türkiye'de üretilmiş yerli milli özgün bir uçak haline getirilmesi planlanıyor. Onun tarihi de 2030. 2030'da böyle bir uçağınız olduğu zaman iş dengeleri değişiyor ama daha da önemlisi fuarda Türkiye'nin böyle bir uçak üzerine kafa yormuş olması, kısa süre önce de fabrikadan çıkarıp motor çalıştırmış olması çok önemli bir mesafeyi kat ediyor. Çünkü bizimle beraber başlayan ülkeler buna verdiği tarih 2035. Hı hı. Yani 2035'te teslim edebiliriz diyorlar ve bu ülkeler bizden çok yıllar önce bu işe girmiş, savunma sanayinde üretim yapan, motoru yapan, uçak yapan, evet, şirketler. Bir detay daha vereyim. Bu şimdi bu uçağın aynı zamanda radarda düşük iz, az görünürlük özelliğinin olması lazım. Bunun için motorundan çıkan ısıyı,
absorbe edecek, altına koyacağınız faydalı yük mühimmatları saklayabilecek bir sistem de olması lazım. Aerodinamik yapısı öyle olacak. Daha da önemlisi işte bu geometrik yapısı, aerodinamik yapısına baktığınız zaman evet. Ona da öyle bir boya geliştiriliyor ki yaklaşık 1,5 santimetre kalınlığında olduğunu söylemişti Temel Bey. O 1,5 santimetre kalınlığındaki boya çok hızlı giden bir uçakta hem kalkmayacak hem de evet. Aşağıdan radardan gelen şeyleri geriye dönüşünü vermeyecek. Radar düşük hızı şeyi, radarda düşük görünürlük sağlayacak. Yani birçok yönüyle bir uçak yapmıyorsunuz. Ciddi anlamda başka alanlara da yansıyacak teknoloji geliştiriyorsunuz. Malzeme bilimine dokunuyorsunuz. Bu şey Kaan'la biz bambaşka bir boyuta doğru gidiyoruz. Peki evet. Günter Bey teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Değerli görüşleriniz, değerlendirmeleriniz için. Gerçekten savunma sanayimizin işte son buharda bu övgüyü almasının neden olduğunu aslında en detaylı şekilde tek tek göstererek anlatmış olduk. Bu da bizim başarımız. Hayırlısı devamı işte geldi. 10 yıl sonra ilk 10 uzay şirketinden birisi evet. olacaksak işte bu ürünlerin hepsinin olması gerekiyordu. Şu an segmenti tamamladık. Tek. Uydu da var, uçak da var, helikopter de var, insan savarası da var. Peki size veda edelim o zaman. İyi biz yayınlar. Devam edelim.